Merhabalar, ben Köfteci Köfte ve Beyond Köfteci'nin bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. 9. bölüm, şimdi hatırladım. Bu bölüm biraz özel bir bölüm çünkü gecenin ikisinde çekiyoruz. Oha, saat tam 2.00'da çekmeye başlamışım. Vay. Ve şu an ağrı kesici yüzünden kafam fazla güzel. Çok fazla güzel değil ama gene de kafam güzel. Biraz başka deneysel bir bölüm çekelim dedik. O yüzden... Sebep şu, benim vücudum herhangi bir uyuşturucu maddeye anında ve aşırı tepki gösteriyor. O yüzden bir ağrı kesiciyle tamamen sarhoş olabiliyorum. Bu gene düzelmiş halim, o yüzden biraz ilginç bir bölüm olacak. Ya fazla sessiz olacağım çünkü ben genelde sarhoşken sessiz bir adamım ya da saçmalayacağım. Eki türlü de ya sıkıcı ya eğlenceli bir bölüm olacağı garanti. Ya bu iki seçenekten biri. Hayırlısı. Yanımda Team Server'da şu an Manu var bir tek. Yep. TeamSpeak'te bir adet Kalimera, bir adet merhaba. Sinan ve bir adette başka hiç kimse var. Tabii ki de yani sadece 3 kişi var yanımda. Oha. Neyse. Ben şurada bir Diamond yatağı buldum. Yanında bir de Iron yatağı var. Tabii onu işaretlemedim. Bu arada Iron yatağının sonuçlarını önce bir... Ya da şu Diamond yatağının sonuçlarını bir gösterelim. Bu arada 4 stack Diamond buldum. Ve 4 stack'ten Segmil'le de şu Dark Steel Ball'la birlikte geçirdiğimizde... Bu arada Dark Steel Ball bonus product'ı %200 oranına çıkartıyor. Ana product'ı da %150 oranına çıkartıyor. Yani bayağı hayvan gibi bir verimlilik sağlıyor ve... Bu Segmil'den nasıl elde ediliyor diye soracak olursanız normalde %100 şansla bir tane bu ve %25 şansla bir tane bu. Yani %150 şansla bir adet Diamond geliyor. Yani bir adet %100 şansla Diamond, iki adet de %50 şansla Diamond geliyor gibi bir şey. Evet. Böyle bir durum. Sonuç olarak bize 4 stack diamond'dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5 stack diamond çıkıyor. Bir de şu coal ore'lardan %1 şansla diamond çıkma olasılığı var. Onu da bir hesaplayalım bu arada, siz gelin. Bulduğum Iron yatağının bu arada çoğunu kazmadım. Bu çoğunu kazmamış halim. Ve sanırım diamondlar için ayrı bir chest koymam gerekebilir. Evet, bunları da içeri attıktan sonra... Bakalım. Ya kısacası uzun bir süre diamond aramaya çıkmama gerek kalmayacak. Evet. Sonuç olarak mana steel pickaxe, mana oranım experience barımın altında gözüküyor. Şuradan da gösterelim. Bu neredeyse tamamına kadar doluydu. Evet. Yani kısacası bayağı bir tüketildi. Şu arkadaşlar da End of Flame. Yakıt tüketiyorlar. Bu arada Wand'ımı yukarıda unuttum. Onlara herhangi bir yakacak eşya veriyorsunuz. Byproduct üreten bir tanesi olmaması lazım. Yani mesela Bucket of Lava koyamıyorsunuz. Çünkü gerisin geri lav kovası geri vereceği için o onu kabul etmiyor siz. Arkadaşımız, ben Wand'ı nereye koydum? Hah, buraya koymuşum. Ben de böyle. Lexica Botania, gel sen şöyle. Bu arada Kalimera'yla Sinan şu an Red Alert oynuyor. Red Alert kaç? 2. 2. Güzel. Serinin kralı yani. Aynen öyle. Oh yeah. Bunun yanı sıra yaptığım bir şey daha var. Ona da inelim hemen aşağı. Şunlar. Quiet Clear Glass'lar. Bunlar nasıl yapılıyor diye soracak olursanız
Bu şekilde yapılıyorlar. Sandy Alloy Smelter'dan geçiriyorsunuz ve Quiet Clear Glass oluyor. Böyle, tabii soracaksınız nasıl bununla normal sand elde edebiliriz diye. Furnace mod, sadece Furnace modunu alırsanız normal sand elde ediliyorsunuz. Alloy Smelting moduna aldığınız takdirde Quiet Clear Glass elde ediliyor. Kısacası böyle bir düzen söz konusu. Bunun yanı sıra bölüm arası madencilik dışında biraz odun kestim ve shovel'ım da var artık. Köfte genelde neyi unuturdu? Shovel. Aynen. Artık shovel'ı da beraberim de aldım. Bazı chestleri de o kadar çok iron, artık iron sıkıntım olmadığı için iron chest'e upgrade ettim ve experience'larımızı da şuraya atalım. Hatta ne kadar experience'ımız olmuş ona bir bakalım. Ve gece oluyor. Tabii ben yine dışarıdayım. Muhtemelen öleceğim. Yes. İlk öldüm. Uyurum hemen. 24 level toplamışız. Bir saniye. Monsters nearby. Nerede monster var? Şu an beni görmüş bir monster var burada. Evet. Bu ilginç bir şey. XP'lerimizi koyduk. Monster beni nereden görmüş olabilir? Bu arada gecenin bir yarısı evde yalnız başıma olduğum için yemek yapmaya üşendim ve McDonald's'tan yemek söyledim. Ah. bir haftadır ilk defa diyet kola içiyorum. Özlemişim bunun tadını. Kola güzeldir. Kola kötüdür. Ice candır. Evet, şimdi... Evet, bir tane Adam diamond elde takmadı, etmişiz kollardan. Takmadı. Meyve. Manu'yu takmadı. Aynen öyle. Ayrıca hemen şuradan... Bir saniye, buraya bırakmış olmam lazım. Bir de Goggles of Revealing yaptım kendime. Omnomnomikon'umu da sanırım bir yerde bıraktım ben. Omnomnomikon neredesin sen? Ya lütfen kase atma. Ne kasesi be? Orası benim. Yaptığım başka araştırma var mı? Abi şu şurada ilerledim bayağı bir. Ya. Şu eksik kaldı. Onun dışında bayağı bir araştırma yaptım. Hatta ya? Şuna bir bakalım. Bizimki öldü. Abi bizim adamı almışlar ya. Üf. Yazık ya çocukçalığa. Sanırım oldu. Evet. Essentia Monitoring. Evet, Virus Essentia Terminal. Açık. Bu şekilde araştırmaların çoğunu tamamlıyorum. Seni de alalım. Tamam. Bu arada arkadaki duyduğunuz içme sesi... sen olamıyorsun. Benim... Neydi? Gong Transmutation. Kola. Yok hayır. Hadi devam. Koladan değil ya. Durma. Hydro bilmem ne bitkisinden geliyor. Hmm. Aynen. Evet bunları şu an yapamıyoruz. Yani klikle yapabileceğimiz bir araştırma var mı ona bakıyorum. Şu an yapabildiğimiz yok. Tamam o zaman. Tomcraft araştırmalarını bugünlük bu kadar. Ben bölüm arası bir adet infusion bilmem nesi yaparım. Altardı sanırsam. Evet bir hafta kola içmeyince midem bunun farkını hissetti. Evet. Yalnız benim bu acıyı hissetmemem lazımdı. Yok zaten geçti de. Etkisi geçiyordur ağrı kesicinin. Sanırım ağrı kesicinin etkisi geçiyor. Eyvah. O zaman birazdan benim başım zonklayacak. Sağlık olsun. Yat uyu köfte. Muhtemelen bu bölümü çektikten sonra zaten yatıp uyuyacağım. Evet. Tabii bu bölüm aylak aylak dolaşmayacağız onu söyleyeyim. Bu bölüm bir planım var.
Ama önce bir adet macerator yapmam lazım. Evet, macerator. Senin için 4 tane bronze pipe, 1 adet bronze hole, 2 adet piston, 2 adet de diamond. 2 adet diamond alalım. Geri kalan şeylere... Evet. Ve kedim tuvalete giriyor. Harika. Evet. Bronzlar aşağıdaydı. Evet. Tamam. Bu kadarı yeterli. Tabii pipelarımız var mı? Bu arada... Chat sessiz... Şey, chat dedim. Bizim çocuklar sessizliğe gömüldü. Bölüm çekiyorsun ya, pek rahatsız etmek istemiyoruz. Ha, dert değil ya. Diğer türlü sadece ben aylak aylak konuşacağım. Ara ara konuşun yani. Tamamen sessizliğe gömülmeyin. Bronze hole. İki adet diamond'ı da yerleştirelim. Ve tabii ki de... İki adet iron. Redstone bulmamız lazım. Redstone ore. Crushed redstone ore. Sizler bir hammer'dan geçin. Forge hammer. Sen mi yapıyorsun Kalimeroğlu? Yok, hayır, ne yapıyorsun? Hayır. Yayında adam olur mu böyle şeyler? Ya sen yapıyorsan hakikaten hoş değil yani yaptığın. Ya siktir git ya. Sinan. Artı 13. User disconnected from your channel. Çıktı mı Sinan? Adı böyle yaptırdım. Ne oldu? Arka, o benim adamım. Tamam, aynı takımdaydık Sinan'la işte. Evet. Sinan'ı öldürdüm. Ha. Neden? Sen de Brutus. Resmen Brutus'luk evet, yapmışsın. Tam bir piştik yaptım adama ya. Steam Macerator. Bu arada Macerator'ı tek bir işlev için kullanacağım. Tabii öncelikle sana Steam Macerator. Da Steam Macerator. Yapacağımız şey. Redstone ore'lar. Gelin. Sizleri verimli bir yolla işlememiz lazım. Ve bunun en verimlisi Redstone. Arkadaşımız çalışmaya karar verirse. Aslında dur. Segmil de sanki mantıklı bir yol gibi geldi ama. Bir test yapalım mı? Ya. Yarım siteyi buraya. Sen neden çalışmıyorsun? Millet 3-5 tane test yaparsan direkt yarım stack'le test yapıyorsun. Aynen. Çünkü... Testlesin sen yaparsın. Ben de diyorum neden çalışmıyor. Köfte Greg ben... Tech bronz makinelerin en önemli kuralını unuttu diyecektim ancak... İlginç. Copper bulamadığım için çıkıp Borderlands 2 oynayacağım. Tamam bu fazla ilginç. Bakalım soft hammer'ımız var mı? Tamam soft hammer. Kardeş sen iyi misin? Kafa taş düzelir köfte. Steam Macerator. Steam mi gitmiyor buna?
Quiz. Steam'de gidiyor olması lazım. Evet, fazla ilginç bir durumla karşı karşıyayız. User joined your channel. Hangi user join? Engin geldi. Engin, ne haber? Bölümdeyiz bu arada. Merhaba. Deneysel bir bölüm çekiyoruz. Kolay gelsin. Steam Maturator gel. Engin de Steam'e rage attırdım. Activate. Up'ı da koyalım bakalım. Hadi. Input Steam Maturator. Hayır, niye çalışmıyorsun? Hiç. Ben de Armello niye açılmıyor? Bilemeyeceğim. Neyse, orada beklesin bakalım. Harbi çalışmıyor ya Steam Maturator. Kardeş, çalış. 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 Neyse, Segmil. Seni kullanacağız. Sen şöyle git. Öncesinde birkaç redstone oru oradan feragat edip on tanesi uygundur. Evet. Forgehammer. Gelin. İki kere bu Forgehammer'dan geçirilecekler. Evet. Ve bütün bu kollardan sadece bir tane diamond çıktı. İyiymiş. Güzel bir olasılık. Bu arada gündüz bir yapalım. Evet. Makinelerimizin sesi de aşağıdan duyuluyor. Mana. Tabii manaya soft hammer'la bakamıyoruz. Mana'ya Soft Hammer'la baksak ilginç olabilirdi, değil mi? Evet. Teşekkürler. Tamamdır, manam yarılandı. Yani artık manam var. Evet, bu arada köfte insanının zorunluluklarından bir tanesi de iğrenç esprilerdir. Şimdi gelelim. Şu arkadaş neden çalışmıyor? Onun dışındaki her makine kusursuz bir biçimde çalışıyorken bu neden çalışmıyor? Neyse. Tamam. Evet, Segmil. Sana başka bir şey koyduğumuzda işlenir misin acaba? Bir tane Coal Ore koyalım sana. Coal Ore'u işliyor. Neden Redstone Ore'u işlemiyor? Tamam, fazla ilginç. Neyse, bolca silikonum oluyor burada işleyince. Evet, cidden fazla ilgincime gitti bu. Coal Ore'u işliyor ancak Redstone Ore'u işlemiyor.
Evet. Kömürlerimiz de bolca var artık. Ve aşağıdan güzel ilginç sesler de geliyor. Evet. Şimdi Blast Furnace'larımıza bir geri dön bakalım. Onlar ne durumda? Tamam, gayet güzel durmuşlar. Cold Dust'ı kabul etmiyormuş. Evet, kabul etmiyorlarmış. Neyse, artık Cold Dust'ı o zaman diğer yerlerde yakıt olarak kullanırız. Mesela Sterling Engine, sen Cold Dust kullan. Sen Charcoal kullan. Evet, bu işlemiyor inatla. O zaman bunlar da buraya gelsin. Evet, birazdan da biter bizim. Sen ve sen git. Kompresörümüzün işi. Evet. Son bir tanesi kalmış. Onu da aldık. Şimdi buraya gelelim. Transfer node. Thunder, chest ve stone. Evet. Chest ve stone. Ve geriye sadece pipe kalıyor. Bakalım hiç pipe'ımız var mı? Bir tane var. Pek işe yarayacağını söyleyemem. O zaman transfer pipe. Redstone Glass ve Stone Slab. Stone'um var mı? Var. Stone'um gayet var. Tabii Boot'u almamam lazım. Çünkü Boots hiçbir işime yaramayacak bir şey. İki set yapalım. Yok. Şu şekildeydi. Tamamdır. Transfer pipe. Kenarda köşede bulunsunlar. Değil mi? Yep. Sen stone'sun, cobblestone değil. Tamamdır. 4 tane transfer node. Ardından benim bir de neye ihtiyacım var? World Interaction Upgrade. Onun için Iron Peak ve aslında şimdi sadece bir tanesini kullansam yeterli bana. Direkt şöyle gelin. Çek iç. Evet ve stick. Tamam. Stickler burada. Fire. Ve harika. Çekicim kırıldı. Burada hali hazırda bir tane varmış. İlginç. O zaman 5 tane yapacağız bundan. Ve lapis. Lapis. Evet. Lapislerimiz sizde. Gelin. 4 taneymiş. Evet, 4 taneymiş.
Ama ben bir şeyi yanlış hesapladım ya da bir şeyi gözden kaçırdım. O zaman bir adet de Beral. O Beral'dan değil. Bu Beral'dan. Jabba. Tabii ki de bu düzeni eve koymak gibi bir ahmaklık yapmayı düşünmüyorum. Çünkü evim tamamen tahtadan. İnsanın tahtadan bir evi varsa böyle bir düzeni evine koymaz. Çoğunlukla. Evet. Sen bu tarafta su olacaksın. Transfer note. Bir taneniz. Gelin şöyle. Ardından da şu şekilde buraya geçsin ve World Interaction Upgrade. Yani kısacası bir cobblestone jeneratörü yapıyoruz. Ve bir adet de lav lazım bize. Şimdi. Sıkıntı şurada. J'den bakalım key modu alıp. Ash aşağıya lav bulmak için gitmişti. Aşağıda lav var mı? Evet. Muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir lav çıkartmıştı oradan. Evet varmış. Bayağı bir varmış. Tabii oraya nasıl inilecek? O da söz konusu bir problem. Evet. Ve sanırım o söz konusu problemi de hallettik. Ve hızlı bir biçimde lav alalım. Çok fazla damage yemeden, çünkü Gregtek elinde lav tuttuğun sürece sana damage koyuyor. Şu şöyle gelsin, azıcık yemek yiyelim. Bir saniye. Tamamdır. Koş köfte koş. Bunu engellemenin yolu var bu arada. Hazmat suit giymek. Evet. Bu arkadaşımız cobblestone üretmeye başladı. Evet, bu pasif bir biçimde burada cobblestone ürete dursun. Ya ben bunu zamanla daha fazla World Interaction Upgrade ile upgrade ederim. Hatta şimdiden etmeye başlayayım. Şimdiden neden etmeyelim? 8. 8. Tam yetiyor. Evet. Yedi, sekiz. Harika. Ve bu tarz angaryalarla birlikte bölümün süresini gayet güzel doldurmayı başardık. Evet, bence sıkıcı bir bölüm oldu. Siz de muhtemelen aynı fikirdesinizdir benle. Evet, böyle bir cobblestone jeneratörümüz var. Ve bununla yapmam gereken bir şey daha var. O da sensin diyeceğim.
factorization. Packager stamper. Ha, packager. İdin. Sen. Tamamdır. Bir adet piston, bir adet crafting table lazım buna. Bir adet piston. Piston gelsin. Crafting table da gelsin. Evet, ucuz olan yöntemi kullanıyorum komple. Öyleyse pahalı olan yöntemi kullanıyorum, ucuz olanı değil. Iron'lar gelsin, stone'lar gelsin. Bu arada biri mikrofona vuruyor. Ha, özür dilerim. Packager. Ve bana dolayısıyla bir adet daha barrel lazım. Bu düzenekten birkaç tane daha yapacağım. Çünkü bunu bir Deep Dark portalı için istiyorum. Evet. Yani size bir basit konsepti gösteriyorum. Packager dediğimiz alet, benim eski serilerimi izlemiş olanlar bilir. 4 ya da 9 tane ile bir şey yapılan itemların autocraftingini sağlıyor. Basitçe aletimiz tamam, bu işe yarıyor. Evet, gördüğünüz gibi bunların hepsini compressed cobblestone'a çeviriyor. Ve ardından sizlere şu Java barrel'ına da atalım. Evet. Gayet güzel bir biçimde her şey işliyor. Aa, hayır 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 hayır. Yanlış işlevi yapıyorsun. Buna nasıl filtre ekleyeceğiz? Item filter. Ha, tamam, filter kolaymış. Hemen item filter'ımızı yapalım. Item filter. 4 stick, 4 redstone ve... Tamam, stickler gelsin. Redstone'u da aşağıdan alalım. Bir tane daha olmak üzere. Ve bize misler gibi bir tane de string. Evet. Item filter'a sağ tıklayıp aşağıdan almamız lazım item'ımızı. Orada sen boş ele geç. Ve bunu bitirdikten sonra bölümü bitirelim. Tamamdır. Sonrasında da buradan çıkış veremiyor galiba. Bakalım aşağıdan veriyor mu? Bunları bayağı bir unutmuşum ben. Evet, tamam, aşağıdan bunu veriyor direkt. O zaman sen gel. Evet, bu gayet oldu şimdi. Ardından Marvel. Buraya biraz speed upgrade lazım. O da bu şekilde yapılıyor. Onları da bir ara yaparım artık.
İzlediğiniz için teşekkürler. Kötüs Köftenin günler. İyi eğlenceler.